el lezzeti yoktur, tecrübe vardır diyorsun. Ben mesela el lezzetine çok inanırım. Ya bence el lezzeti tecrübeyle gelen bir şey. Yani aslında hayatta her şey gibi bir şey öğrenirken biraz daha zor ve yaptıkça, orada kilometre aldıkça çok daha kolay oluyor ya. Yani bu işte çocukken okumayı, yazmayı, sökmek de gibi. Evet. Ya da işte senin mesleğindeki gibi de. Bence mutfak da öyle bir şey. Orada yeterince deneyimlenen, kendine güvendikçe farklı baharatları deneyimleyen, öğrenen herkes bence çok güzel yemek yapabilir. El lezzeti ama bence var ya, ne bileyim, böyle çok lezzetli bir yemeği iki kişi yapsa, bana aynı şekilde yapsa biri hep farklıymış gibi geliyor bazen de. Ama tabii bilmek de, haklısın yani, başka bir boyutu meselenin. Peki şimdi böyle gözünü kapadığında annenin sana, anneannenin değil ama annenin sana bir sofra kurduğunu hayal ettiğimizde en çok böyle bu, evet, annemin sofrası dediğin bana işaretleri söyle. Şimdi annem kızacak mı? Aranızı bozmak için sormadım, cevabı biliyorum ama anne kısmını merak ettim. Benim annem pek yemek yapmazdı. Ama düşününce böyle güzel zeytinyağlılar geldi aklıma. Mesela zeytinyağlı yer elması çok severim. Annem onu çok güzel yapar. Allah gelmiyor aklıma. Babam olur mu? Babam güzel yemek yapar. Gerçekten mi? Evet, babam çok meraklıdır yemeğe. Böyle işte tuzda balıklar pişirir. Yabancı mutfaklara da çok meraklıdır. Güzel yemek yapar. Babam ve anneannen mi yani gerçekten hikayede? Yemekler anneannemdendi. Babam ayda bir böyle bir hadi şunu yapayım falan gibi bir moddaydı. Annem... yapılıyor, yiyeyim bari diye. Böyle annem hep bana çok güzel. Hep anneannem, hep anneannem. Bir kere de benden bahsettik. Şu an bahsettik. Zeytinyağlı yer elması. Çok iyi yapıyormuşsunuz. Şimdi kızmayın sakın bize. Ay, annelerin kızması da, ben de annemden çok hazır istiyorum bu program yüzünden. Hep beni şikayet ediyorsun. Bitmedi beni şikayetin. 45 senedir diyor, bir şey söylediğim de yok. Neden böyle oluyor annelerle kızlar arasında? Belki biz de böyle olacağız, bilmiyorum. Evet. Ama bizim tabii o, benim kızım benim gibi çok, ya biz mi didişiyoruz acaba gerçekten ya? Şimdi çözemediğim bir durum yani. Evet. Kim kimle didişiyor, nereden başlıyor? Niye bitmiyor bu kavga? Niye bitmiyor? Ya hiç konuşmayacağız, konuşmayınca da hiç mi bahsetmiyorsun benden oluyor. Bahsedince de böyle oluyor. Böyle oluyor, evet. Ama evet, anneanneyle baba, ya baba da ilginçmiş, tuzda balık falan ilginç geldi bana. Bizim aile yemeğe biraz genel olarak meraklı yani. Babam da çok sever yemek yemeyi, annem de sever, anneannem de sever. Bu lezzet şeyine, ablam da lezzet şeyine odaklıyız. Müthiş bir şey. Peki şeyi seviyor musun? Ben mesela hiç beceremem. Arkadaşının mutfağına girdin, hiç girmediğin bir mutfak. Aynı yemeği yani evinde yaptığın gibi yapabiliyor musun? Çok sevdiğim bir şey değil bu arada, kabul edeyim ve evet. Hani çok bu durumda bırakılıyorum yani, işte bir yere gitmiş oluyoruz. Edil geldi, hadi girsin mutfağa. Bir tane tava var mesela. Evet. Ve işte ne bileyim, dolapta hiçbir şey yok. Hadi bir makarna yap. Ben diyorum ki ya öyle olmuyor, bir malzeme lazım, bir ekipman. Yani tabii ki her mutfakta bir şey pişirip yapabilirim. Yemek yapmayı bilen herkes yapabilir de kendi mutfağımda çok daha rahat ediyorum. Kendi bıçağımla, kendi tenceremle, kendi tavamla. Çünkü ekipmanların da bir dili var. Yani onu soracağım, neden böyleyiz? Yani bence her kadın böyle, ama sadece şef olması ya da işte aşçı olması, yemekte usta olması değil de, ben de mesela bir arkadaşımın evine girsem yani o fırının bile, yani ocak elektrikli olsa başka, tüplü olsa başka, hani her anlamda bir şey değişiyor. Yani her zaman yaptığın pilavı tutturamıyorsun. Bu gerçekten malzemenin dili mi? Ne bu? Bence hem malzeme, yani orada pirinç de farklı olabilir. Mesela pilav örneğinden gidince tencere daha yavaş ısınıyor olabilir, daha hızlı ısınıyor olabilir, ocak daha kuvvetli olabilir, daha düşük olabilir. Evet. Tanımak lazım aslında. Yani yemekte bir şekilde o toparlanır ama çok ideal ve rahat değil. Kendi mutfağında rahat rahat pişirmek varken. Bence de. Peki elektrikli mi, ateşli mi? Ateşli. Değil mi? Evet. Ben de elektrikli sevmiyorum. Evet. Ben bir kere öyle kiralık evi tutmadığımı biliyorum, elektrikliydi ocağı diye. Evet. Ben burada yemek yapamam demiştim. O elektriği asla ayarlayamıyorum. Sen benden daha şeysin. Benim mesela ofisimde ateşli, evimde elektrikli. Nasıl yapıyorsun? Çünkü yani hani değiştirme şeyim olmadı. Yapıyorum yani, hani ona da alıştım ama bir ateşlinin pratikliği ve hızı yok yani. Biraz tadı da daha yok, beklemen gerekiyor. Sanki. Kesin. Değil mi? Aynen. Evet.